Kazanova Köşkü, Boğazı Karadeniz'den Marmara'ya 180 derece gören nadir binalardan biri İstanbul'da. Venedikli yazar Kazanova'nın adıyla anılmasının nedeni, maceraperest bu gezginin bugüne ulaşan ününe kavuşmadan önce İstanbul'u ziyaret etmiş ve bu evde kalmış olması. Aslında görevli olarak gelmiş. Roma'da Kardinal Acquaviva'nın sekreteri olarak görev yapıyormuş. ...18. yüzyıl ortalarında da Kardinal'in bir mektubunu Venedik Büyükelçisi'ne iletmek üzere Osmanlı topraklarına gönderilmiş. İstanbul'a geldiğinde henüz 19 yaşındaymış. 3 ay boyunca kaldığı şehirde o İstanbul'u, İstanbul halkı da onu sevmiş. Kısa sürede kendine geniş bir çevre edinmeyi başarmış. İstanbul yazara öyle ilham vermiş ki ilerleyen yıllarda yaşamını seyyahlığa çevirmiş. Tam adı Giovanni Giacomo Casanova. Yazıları ve anıları bugün bile ilgiyle okunuyor. İstanbul anılarından bahsederken şehri büyüleyici, çok güzel olarak tanımlamış. Türklerin ise tanışma seremonilerine şaşırdığını yazmış. Sarılmak, yanaklarından öpülmek ve yeni tanıştığı insanların dokunarak, koluna girerek sohbeti biraz tuhafına gitmiş. Ama sonra bunun bir kültür meselesi olduğunu ve bu topraklarda normal karşılanması gerektiğini anlatmışlar ona. Bir bölümün daha sonuna geldik. Öncelikle daha önce yayınladığımız 20'den fazla bölümü YouTube'a ayrıcalıklı rotalar yazarak seyredebileceğinizi hatırlatmak isterim. Çekimlerimizde size ilginç yerler gösterebilmek için bazen binlerce kilometre yol, bazen okyanuslar açtık. Yeri geldi 40 dereceye yaklaşan sıcağın altında, yeri geldi açık denizde yol alırken seslendim size. Yarım saatlik bir bölüm için hazırlıklar hariç bazen 8 gün çekimlerde olduk. Sevdiğim bir söz, başkalarını zenginleştirmedikçe hiçbir insan zenginleşemez der. Ben bilginin en büyük zenginlik olduğuna inanıyorum. Eğer ayrıcalıklı rotalar size zihin zenginliği kattıysa, dinlediğiniz bilgiler, gördüğünüz yerler sizde yeni ufuklar açtıysa ve en önemlisi mutlu olduysanız tüm yorgunluğumuza değmiş demektir. Tekrar buluşana kadar tüm ekip adına hoşça kalın.